Herkese merhaba. 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 Bilgisayardan giremeyeceğim galiba. Olsun. Herkes iyi değil mi arkadaşlar? İyiyiz. Evet. Teşekkür İyiyiz. ederim. Güzel. Bana ilkten e-posta olarak gönderiyordu. Bilgisayardan e-postayla açabiliyordum. Çünkü kendime e-postayla göndermeyi beceremiyorum. Yani WhatsApp grubundaki bilgiyi. Her neyse. Önemli değil. Herkesin malzemeleri hazır mı? Ben hazırlık yaptım işte. Farklı sulu boyalarım var. Onları da böyle bir yandan göstereyim size. Sulu boya mı çalışacağız bugün? Yani birçok şeyi bir arada götürebiliriz gibi geliyor Ben o bana. zaman sulu boyalarımı bulup geleyim hemen. Yani bir yandan hazırlık yaparız. Tamam. Sulu boyalar, fırçalar. Tabii kurşun kalemlerimiz, renkli kalemlerimiz hazır olması gerekir her zaman diye düşünüyorum. Hocam merhabalar, kendimi tanıtayım önce ben. İsmim Aybüke. Bugün üstem yerine ben yardımcı olacağım dersler için size. Duyamadım, özür dilerim. İsmim Aybüke. Bugün üstem yerine ben yardımcı olacağım size. Ekibe yeni Teşekkür katıldım. ederim. Bilginiz olsun. Siz yapabilir misiniz? Linki e-posta olarak gönderebilir misiniz? Tabii ki hocam. E-posta adresinizi alabilir miyim yanıma? Şimdi benim adım İlhan, soyadım Sözbilir. Küçük harflerle bileşik. Ö harfi O olacak. Yani İlhan Sözbilir. @hotmail ya da Gmail, hangisi uygun olursa. Fark etmez hocam. Hotmail'e mi atayım? Hotmail hemen açık zaten. Tamam, hemen gönderiyorum linki size. Teşekkür ederim. Güzel. Sulu boyalar genellikle böyle tüpte olanları da vardır. İşte bu da yedekleri. Ben bugün kullanmayacağım bunu. İşte bu öğrenciyken satın aldığım Schmincke marka bir şey. Alman. Alman, Avusturya, Fransa, İngiltere, buralarda İtalya, buralarda bu tür resim materyalleri daha kaliteli olabiliyor. Çünkü 500 yıldır yapa yapa teknoloji onlarda, endüstri devrimi de orada başladığı için geliştirdiler. Bizde de
Böyle yerli bir şeyler var. Yani hiç de yabana atılacak şeyler değil bunlar. Hani öğrenci için böyle üst üste gibi. Bunlar kullanılabilir. Ben bunu kaldıracağım. Kalabalık olmasın diye. Şunları kullanayım diyorum. Bir de şu kullanayım diyorum. Hocam sözünüzü bana kestim ama maili attım. Bir bakabilir misiniz? Ha, tamam. Geldi. Tamam. Haydi Harman. Aha benim. Konu yok diyor ama. Ha tamam. Bir tamam, olduğu gibi gelmiş. Tamam. Güzel, teşekkür ederim. Rica şimdi ederim. Açarım buradan. Tamam. Ben çünkü arkadaşlarım resimlerini gösterdikleri zaman cep telefonundan izlemek biraz mümkün olmuyor. Hı-hı. Buradan izlemek daha kolay oluyor da. Tamam. Onun için. Hı-hı. Çünkü bilgisayarımdan ses geliyor, görüntü geliyor ama ses ve görüntü ben gönderemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. Anladım hocam. Sen de yüksek lisans mı yapıyorsun Aybüke? Evet hocam. Aha, ilk senle aynı sınıftayız. Ben de yüksek lisans yapıyorum. Güzel. Kolay gelsin size. Çok teşekkürler. Daha önce tanıştık mı seninle? Karşılaştık mı? Yok hocam, karşılaşmadık. Daha bu sene başladım. Tamam, hadi bakalım. Hayırlısı. Kolay olsun. İnşallah. Zor bir süreç. Evet, birazcık öyle. Lisans... Hayat öyle kolay değil. Bizim burada yaptığımız da kolay değil. Kolay gibi gözüküyor. Ki çok kolay da yapılabilir aslında. Ama bilgiyi taşıyarak zenginleştirince kendimizi daha kolay aşabiliyoruz engelleri. Evet. Şimdi arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz böyle parçalar, resim yapıp parçalamıştık. Bunlar benim yaptığım çok eski şeyler. Geçen sene de göstermiştim arkadaşlarıma. Bunlarla işte yeni kolaj yapmayı planlıyordum. Bu bir tane resimden değil, birçok resimden parçalanmış şeyler. Kıyamıyorum atmaya, biriktiriyorum. Sonra bunlar da yeni resimler. Yani bu tek başına büyük bir resim de olabilir. İşte bu el kadar. Gördüğünüz gibi şu kadarcık bir şey. Buradan yeni resimler çıkartılabildiği gibi bunlardan yan yana getirilerek de başka resimler de yapılabiliyor. Biz böyle çalışmalar yaptık. Geçen haftalarda. Bizim daha önce yaptığımız bütün çalışmaları daha sonra hep üzerine gitmenizi isterim. Yani açıkçası yani evde yapıp bitirdikten sonra onu bir kenara atmanız, yani bir kenarda saklamanız tamam ama onu sürdürebilirsiniz. Daha önce öğrendiklerinizi de, yani bizim çalışmamızın dışındaki çalışmalardan da size bir şeyler katıldıysa onları da kullanıp yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım paylaşıyorlar WhatsApp grubunda. Benim hoşuma gidiyor. Yani karşılık vermesen bile, veremesen bile bir beklentiniz olmasın lütfen. Benim bir beklentim yok. Herkes gayet iyi şeyler yapıyor. Herkes elinden gelen en iyisini yapıyor. Ve bence mükemmel işler çıkıyor herkesin yaptığı işlerde. Mesela İsmet Hanım bir bilgisayar programını kullanmaya başlayacağını söyledi. Tam. Bu çok ilginç bir şey. Vasiye Hanım çok güzel değişik çalışmalar paylaşmış. Arada başka arkadaşlarımla paylaşıyorlar. O paylaşmaları sürdürürseniz oradaki küçük tartışmalar, sohbetler, yani aferinlerin, eline sağlıkların dışındaki bilgilerin aktarılması, onu benim yapmamdan çok siz birbirinizi yaparsanız daha çok kazanım olur arkadaşlar. Neden? Bunu nasıl yaptığını sorduğunda, öteki anlattığında sesli ya da yazarak başka kazanımlar oluyor. Tıpkı bu yüksek lisans yapan güzel kızımız gibi, öteki öğrenciler gibi
üniversitenin kattığı bir şey bu. Lisede de kazanırız bunu ama lisenin kazancı çok az oluyor. Sınıfımız ve okulumuzda sınırlı oluyoruz. Ama üniversiteye gittiğimiz zaman başka üniversitelerle de iletişimlerimiz oluyor, ilişkilerimiz oluyor. Şehirle ilişkimiz oluyor yani. Bırakın okulu. Çünkü daha özgür, artık 18 yaşını bitirmiş bir birey olarak kendi sorumluluklarını bilen insana dönüşüyor. Yani hukuki anlamda. Çocuk da o hukuki anlamdaki şeyi kullanırken kendini daha özgür hissediyor. Özgür insan büyük girişimler kazanıyor. Bizim resmimizde de olabildiğince özgür ruhu kullanmaya çalışıyoruz. Yönergeler var. Sabit gidişler var arada. Ama onlar bize önce sınır veriyor. Bir sınır içerisinde gidiyoruz. Sonra sınırımızı bitirdikten sonra işlemimizi açıyoruz. Daha fazlasını katarak yapıyoruz. Bir yandan sulu boyalarımızı yaparken ben bir yandan da başka süreçleri de anlatmak istiyorum size. İşte suluğumuz var. Ben hazırlamıştım. Fırçalarımız var. İşte değişik kalınlıklarda fırçalar var. Yani çok ince olandan tutun da böyle çok kalına kadar böyle değişik. Envai çeşit marka var. Şu an hangi markalar var bilmiyorum. Bizim zamanımızda, öğrencilik yıllarımızda Habico diye bir marka vardı. Ben de en çok onlardan bulundum. Sonra Ayşen dükkan işletirken o dükkanda bu materyalleri satıyordu. Dergi ve kitaplarla birlikte. Sanatla ilgili. Ama bütün sanatlar. Yani müzik de vardı. Edebiyat daha azdı ama resim sanatıyla ilgili kitaplar. Mimariyle ilgili, heykelle ilgili gibi. Felsefeyle ilgili gibi vesaire. Çünkü felsefe dediğimiz şey zaten hem insanın bilgi birikimiyle ilgili bir şey, hem de insanın bu bilgi birikiminde kazandığı, tarih boyunca kazandığı sanat, bugün sanat dediğimiz uygulayımlarına kattığı şeyler. Teknik olarak. İşte sulu boya bir teknik. Toprak boyalar ve bitki boyalardan elde edilen bir şey. İnsan bunu tarih öncesinde, tarihle birlikte, yazıyla birlikte. İşte yazı zaten resimdir. Bir paylaşımda bulunmuştum hatırlarsanız. Evet, sulu boya kağıtlarınız da varsa sulu boya kağıtlarını da kullanıp bir an önce çalışmamıza başlayabiliriz. Şu tarafa alalım. Şimdi bu işin öğretilecek bir şeyi yok aslında bunun. Buradaki en önemli şey materyalleri kullanırken nasıl kullanacağımızla ilgili bir iki küçük incelik. Yani fırçayı şunu değil de şunu kullanayım. Fırçayı boyanın içerisine getirdiğinizde şu metal kısmı değdirmemenizi öneririm. Yani hem boyanızı hırpalarsınız. Çocuklar çünkü bunu çok hırpalayarak yaparlar. Ama yeni öğrenen ilişkinlerde de gördüm. Fırçanın ucunu kullanıyorsunuz. Ve adı üzerinde sulu boy olduğu için olabildiğince fazla sulu kullanıyorsunuz. Eğer fazla gelirse, su fazla gelirse onu emdirecek malzemeyi de bulundurmanız lazım yanınızda. İşte böyle pamuklar da olabilir. O bir yandan yayar, bir yandan da hem resminizi yaparsınız, böyle kulak pamuğu gibi bir materyal kullanırsanız kalem gibi, fırça gibi kullanma fırsatı da verir. Ama bu vermez. Bu sadece çok hızlı bir şekilde emicilik yapar.
gibi. Burada zaman zaman gode kullanırız. Yani burada fırçayla aldığımız suyu boyaya kattıktan sonra burada rengi ayarlayabiliriz. Hoşumuza gitmeyen bir renkse başka bir renkle karıştırıp az miktar başka bir tat yakalarız. Şeklindeki gibi. Ve sulu boya hızlı olduğu kadar yavaş da işler. Burayı daha rastgele, pardon, rastgele şekiller mi çizeceğiz? Manzara yok karşımda. Apartmanlar var. Evet. Benim gördüğüm onları çizmek istemiyorum. Zihnim... Rastgele herkes kendine göre. Evet. Yani şöyle bir şey de yapacağız biraz sonra. Yani bir tane bir kağıdı böyle bir çalışalım. Arkasından bir çalışma daha yapmak istiyorum. Vaktimiz olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Yani burada yeni bir boyayı katarak daha önceki çalışmalarımızı sürdürürüz. Yani karalama dediğimiz şey sulu boyada da yapılır. Ama nasıl? Nasıl kontrol ederiz? Önce bir sulu boya kontrolü yapalım kendimizce. Ondan sonra. Bir fırçalarınızın miktarının fazla olması bizim işimize gelir. Çünkü elimdeki fırçanın boyasını ötekine katmak istemediğim için başka bir fırça alıp başka renk kullanıyorum. Bu arada suluğunuz tek olması gerekmiyor. Birkaç tane sulukta yedek bulundurun yanınızda. Su kabınız da olsun böyle. Dökerken etrafa sıçramasını önlemek için böyle ağızlıklı bir şey. Yani pet şişe bulamadım. Eski bitmiş bir tutkal şişesini. Biz biraz şeyizdir arkadaşlar. Ressamlar ve benzeri meslekteki insanlar biraz biriktiririz. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tamamen silmeyebiliyorum, bırakabiliyorum orada. Sonra ne olacak bilmiyorum. Yani şu an bilinçsizce bir şey yapıyorum. İlerledikçe kendisi yol alabilir. Yani ürettiğimiz şey. Deneyebildiğiniz kadar deneyin. Mehmet, hem fırça bir de ve kulak tamamı. Fırça ve boya ile ilişki ve kağıtla olan ilişki. Kullandığımız şey bu şu an. Bazen böyle süngerimsiz şeylerle de yardım olabilirsiniz.
bazen önceden hazırlık yapıp gode dediğimiz şeyin içerisinde renkleri ayarlayıp çok hızlı çalışmak da mümkün. Hangi renkleri belirleyeceğinizi de tespit ederek. Yani diyelim ki 5 tane kendinize özgü renk belirlediniz. Ya da bir manzaraya bakıyorsanız manzaranızda bulunan 2 ya da 3 ton mavi var diyelim. O mavileri ayarladınız. İşte ondan sonra yeşilleri ayarladınız. Sonra işte kahverengileri ya da işte morları vesaire. Godenin üzerinden direkt alıp kullandığınızda çok hızlı bir çalışma yapabilirsiniz. Şu an biz bunu yapamıyoruz tabii ki. Ya yani ben yapamıyorum. Hazırlıksız olduğum için. Ve her zaman sulu boya çalışmanızı öneririm. Çünkü sulu boyayı ne kadar çok üretirseniz o kadar zenginleştirir kendinizi ve her zenginleşmeden sonra da ürettiğiniz diğer çalışmalara da büyük katkı sağlar. Size geçen hafta da bahsetmiştim. Mesela daha önce geçen sene yine sulu boya çalışmasını gösterirken ki yaptığım şeydi. Şimdi ben bunu götüreceğim. Lavaboda ıslatacağım ve bir yayvan tabağın içine koyacağım. Bir müddet bekleteceğim orada. Sonra da size tekrar göstereceğim ne olacağını. Devam edin siz çalışmaya. Size de göstereyim. Böyle bir kabın içine koydum. Yani deminki gösterdiğim şeyi. Böyle bekleteceğim onu. Çözülmesini sağlayacağım. Sevgili arkadaşlar, bizim handikapımız internet üzerinden böyle bir çalışma yapıyor olmamız. Yüzde bir mekanda çalışıyor olsaydık zaten hem daha hızlı yol alıyor olurduk. Hem de fiziksel olarak yani çıplak gözle gördüğümüz şey daha iyi olurdu. Bu biraz yavaş oluyor ama olsun. Geçen sene başardık diye düşünüyorum ben sayenizde. Şimdi burayı çoğaltacağım ben. Daha temiz bir şey getirdim buraya. Su kabı. Öteki su kabım kirlendi. Ben burayı denizin kenarında taşlar gibi düşündüm şimdi yaparken. Sanki ileride de deniz varmış gibi yapacağım. Şöyle bir açık mavi. Tabii kağıt ıslanınca gördüğünüz gibi kıvrılıyor. İşte bundan dolayı nereye gitti o? Size daha önce gösterdiğim şeyler. Böyle
kenarı yapışıklı sulu boya satılıyor. Ben böyle bir tane büyüktü bu. İkiye kestirdim. Yani sulu boyada çok büyük çalışmak benim pek hoşlandığım bir şey değil. Yani bu boyut, işte maksimum bu boyut, bu boyut yetiyor gibi geliyor bana. Belki en fazla şunun öteki parçanın da var olduğu kısımda dahil olabilir belki, ama daha büyük de var elimde, ama ben kıyamıyorum. Kıyamamamın nedeni sulu boya kağıtları pahalı. Ve Türkiye'de de pek üretilmiyor. Genellikle Türkiye'de üretilenler çok kaliteli değil. İşte bu sanki Türkiye'de üretiliyor gibi. Kanson çok fazla satılıyor. Yine dışarı menşeli olabilir ama bence daha kalitesi, daha dokulu olanları. İşte kenarları yapışık olduğu için bir tek şurası dildirdiğinden kaynaklı olarak açık. Buradan krituarla soyup çıkartıyorsunuz sonra. Bu şişiyor, tekrar eski haline geliyor. Bunun tekrar böyle olması biraz zor. Sulu boyanın böyle bir handikapı var. Ya da bunu çok ciddi bir şekilde bir flanş üzerine, yani bir altlık üzerine kenarlarından yine suyla, su esaslı ıslattığınız zaman yapışan kağıtlar vardır. Onlarla yapıştırarak yaptığınız zaman şişer, kağıtla birlikte ikisi tekrar iner. Tabii bunlar sanatçı materyalleri satılan yerlerde daha çok bulunabilen malzemeler. Muğla bu anlamda çok, belki Bodrum'da vardır, onda Milas'ta vardır, bilemiyorum. Ama merkezde pek yok. Yani ben bunu burada buldum ama buradaki kırtasiyecide. Ama çok zengin çeşit yok. Yani diğer malzemeler anlamında. Sadece ilkokul, ortaokul, işte anaokulu, lise öğrencilerine yönelik bir şey var. Üniversitede, çünkü Güzel Sanatlar Fakültesi, bu üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum'da. Burada sadece eğitim fakültesinin, hani resim öğrenen öğrencilerinin biraz kullanma olasılığı var. O da çok fazla öğrencisi yok sanıyorum. Evet. Bu rengi beğenmedim. Biraz daha koyulaştıracağım. Daha koyu yok mu ya? Şimdi bir de gidip içeriden kağıda bakalım neler oldu.
gördüğünüz gibi geçen seneden kalma olduğu için bunun belki bir gün beklemesi gerekiyor. Ama dikkat ederseniz şuralarda çözülmeler çok oldu. Kalın tabakalı olan kısımlarda. Daha sulu olan yerlerde olmadı. O daha kağıt daha fazla emmiş orayı. Eğer siz bir çalışma yaparken sulu boya çalışıyorsunuz diyelim. Böyle yanlış bir şeyler oldu. Düzeltmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde fırçayla da yani büyük bir fırçayla da yapabilirsiniz bunu. Böyle bir kağıdın üzerinde. Bunu ıslat yani ya buradan kesip alıp yapmanız lazım benim demin yaptığım şey gibi. Ya da büyük fırçayla yapabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde şuradaki fluoluk gibi açık kısım gibi şurada mavi burası mesela. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Burası mavi. Burası da mavi ama bu daha açık. İşte en fazla o kadar söz konusu olacaktır. Eğer çalışmalarınızda birazcık yol aldıysanız İsmet Hanım şey yapmış. Bir çiçeği mi resmettiniz? Bir dal vardı hocam. Şöyle. He, anladım. Bunu yapmaya çalıştım ama zemin kuru. Şimdi ben bunu ne yapayım? Şimdi gördüğünüz gibi etrafı şey beyaz kaldı değil mi? Evet. Ya aynısından etrafında da birkaç kompozisyon şeklinde bir şey üretebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu kalsın şimdi bir kenarda. Hemen yeni bir çalışma yapalım. Bir kağıt daha çıkartacağım ben. Bunu ıslatayım mı hocam ben de sizin gibi bir yüzeye? Deneyebilirsiniz. İsterseniz hemen taze taze bir deneyin. Tamam hocam. Hı? Bir deneyin bakalım. Siz de o deneyimi kazanmış olursunuz. Bu fırsattan istifade. Tamam. Ben sizi bekliyorum. Ya da ya suya koyun gelin ya da hemen göstereyim sonra yapın siz. Hocam suya koyayım ben. Evet tamam. Sonra gösteriyorum benimkini. Asfiyan'ı görüyorum. Evet. Ben buradan bakamıyorum. Buradan bakıyorum. Evet. Tamam. Farkındayım. Renk çalışıyor. Evet. Sulama yaptınız değil mi? Bu sulu boydu değil mi Asfiyan? Evet evet. Evet. Tamam. Evet Ayhan Hanım, Fatma Ayhan Hanım. Ya ben size bazen Ayhan Hanım diyesim geliyor. Kusura bakmayın bundan dolayı. Evet. Maskele. Evet. Gayet güzel olmuş. Yani o renkleri yan yana görebilmek falandı. Şimdi ben size hemen bir ikinci aşamayı göstermek istiyorum. Daha önce karalamayı yaptık ya. Öteki karalamaları kesip kolaj şeklinde yaptığım için onları göstermeyeceğim. Arada ne yaptık biz geçen seferde? Doğaçlama aklımdan geçen bir karaladım. Onu renkli de yaptım. Hatırlıyorsanız. Bir renkli de oldu. Yani her bir kalem renkti burada. Buradan başka yerlere gideceğiz sonra. Şimdi geçen yılda çalıştığımız bir çalışmalar vardı. Anımsarsanız. A4'e çalışıyorduk. Şimdiki kağıdımız sulu boya kağıdı olduğu için. Yani olabildiğince küçük bir kağıt tercih etmenizi rica ederim. Yani kağıdınız büyükse küçültün. Bunlar deneme çalışması. Siz ondan sonra istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ben elimde benim malzemem olduğu için gösteriyorum. İsterseniz hani bunun üzerine flomasterle çiziyordum ya. Ben bulaştırmak istemiyorum flomasteri. Onun yerine sulu boya ile yani suyla bu aynı zamanda sulu olarak da kullanılabilen bir kalem. Yani suya batırıp kullanabilirsiniz de
Boyadıktan sonra da sulandırabilirsiniz de. Böyle bir özelliği var. Böyle bir fırsat var elimde diye size göstereceğim. Aslında siz bunu aynı zamanda bir kurşun kalemle de yapabilirsiniz. Kendinize ait çok karalama değil. Yani karman corman değil, tamam mı? Birbirinin üzerinden geçecek çizgiler şeklinde. Başka bir kağıtta çizerek göstereyim önce. Bir A4 kağıtta. Masterle gösteriyorum. Ama dikkat ederseniz burada amacım A4'ü kullanmak değil. Yani dosya kağıdını kullanmak değil, flomasteri kullanmak değil. Ben gene kendi kağıdımda yapacağım. Siz daha net görebilirsiniz diye. Yani karalamayı abur cubur yapmıştık geçen sefer. Bu sefer daha disiplinli yapalım. Yani birbirinin üzerinden geçerken çizgileriniz kontrol etsin bir şeyleri. Durdunuz diyelim. Görebiliyorsunuz değil mi efendim? Böyle bir şey. Kabaca. Bu kabaca. Belki arada sonradan katabilirsiniz de. Burayı ikiye böleyim dediniz. Burayı böyle böleyim dediniz. Böyle yaptınız. Bunlar da katılabilir. Yani bunu bir seferde de yapabilirsiniz çizerken. Devam ettiğini varsayalım. Gibi. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çok karışık olmayacak. Sulu boya kağıdına kalemle aynısını yapacağım. Yine uydurduğum bir şey. Birbirini kesen kağıtlar. İşte şimdi her bir hücreyi farklı bir renkle ya da net 4 tane rengim var. Öteki renkleri kullanmak istemiyorum. Hani yeşil, turuncu, işte uyduruyorum, lacivert ve bayrak kırmızısı. Birkaç çeşit kırmızı da olabilir çünkü. Birkaç çeşit mavi de olabilir. Sadece bu 4 rengi kullanacağım diyebilirsiniz. Aralarda beyazlıklar da bırakabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Hücreleri boyayacaksınız sulu boyayla. Ha, sulu boyayla boyarken hani biraz önce boyarken ki kullandığımız böyle bir farklılıklar var ya, bunlar da olabilir, tamamen böyle de olabilir, böyle dalgalı da olabilir, şuradaki gibi dalgalı da olabilir. Yani bu size kalmış bir şey. Yani o hücreyi boyarken ki sizin ruh haliniz katılacak artık. Ve sürdürüyorum. Görülebiliyor değil mi? Evet. Ben burada şöyle bir hedef izliyorum arkadaşlar. Hücreler arasında büyük boşluklar bırakarak boyayacağım. Suyu ötekinin rengiyle karışmasın diye. Ha, bu bilinçli olarak yapılabilir daha sonra da. Yani karıştırmak istediğiniz zaman.
Yani böyle degrade de yapabilirsiniz bunu. Tabii farklı renkler kullanacağım derken bu kez çok fırça kullanmaya başladım. Benim burası bayağı kalabalıklaştı. Burada amacımız her bir hücreyi farklı renkle boyarken ya da seçtiğimiz renklerle boyarken bu hücrenin dışına taşmadan boyayabilmeyi, yani elimizin böyle bir meleke kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. İşte zaten insanı öteki hayvanlardan ayıran büyük özelliği kazandırıyoruz. Hayvanların böyle bir meleke kazanma şansı yok. Onlar bizden daha fazla unutkan. Bu arada geçen hafta bir şeyler anlatmıştım. İşte büyük patlama, ilk maddenin oluşu, hidrojenin oluşu. Sonra işte yıldızlar, galaksiler derken bizim galaksimizin dibindeki güneş kendisine sistem yaratıyor. Dünya oluyor, işte canlılık oluşuyor vesaire vesaire. İnsanın İlk ürettiği şey bildiğiniz gibi taşı taşa vurarak yeni taş yapmak. O yeni yaptığı taşla da bir amaç ve hedefi üretmek. Bunu yapabilme becerisini kazanmak için 1 milyon yıl geçmesi gerekiyor. Ayağa kalktıktan 1 milyon yıl sonraki 1 milyon. Çünkü 3 milyon 800 bin yıl önce yaşamış Lucy. Ayağa kalkmış yürüyor. Ama taşı taşa vurarak kazanım sağlaması yaklaşık 2-2,5 milyon yıl geçmesine neden oluyor. Öyle kolay olmuyor. Bunu niye söylüyorum? Şu sulu boyayı yapabiliyor olmamız, apartmanları yapabiliyor olmamız vesaire teknikleri kazanıyor olmamız taşı taşa vurarak yeni taş üretip onlarla yeni şeyler yaratabilme şansını yakaladı bir varlığız. Onun için bizim DNA'mızda var derken onu kastediyorum ben. Ha bu arada Sayın Vasfiye Hanım geçen gün paylaştığı kitabı tanıdığı kişiyle bir şekilde bana eriştirdi, ulaştırdı dün. Akşam aldım. Yaratıcılar diye. Okumaya başladım. Aslında şu an çok yoğun bir şekilde ikinci üniversite diye bir şey var. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretimde. Evet, felsefe okuyorum. Yani 7 yıldır bitiremedim. Bu sene 8. senem. Tazelenme Üniversitesi'ne çok önem verdiğim için oraya gide gele ihmal ettim, kaldım. Geçemedim dersleri. Dolayısıyla ona çok öncelik verdim. Elimde şu an 20-30 tane kitap var okumaya, bitirmeye çalıştığım. Onları bitiremedim.
Buna odaklanıyorum. Önemli değil. Orada ilk okuduğum şey de bu yaratıcılarda ön ses kısmında mıydı, giriş kısmında mıydı ne? Yazar insanın bu sürecini farklı bir şekilde ifade ediyor. Benim bu DNA'mızda var dediğim şeyi 2010 yılında mı 2006 yılında mı ne yazmış kitabına. Ama benim fark edişim 1988-89 yıllarındaydı galiba. Ankara'da İç Mimarlar Odası'nda güzel sanatlara hazırlık çalışması yapmamı istedi oradaki arkadaşlar. Yaparım dedim. 15 kişi kadar, yani maksimum 12-13 kişi kadar vardı galiba. Kimisi benden 3-5 yaş küçük, 1-2 kişi vardı. Yani mesleği var, çalışıyor bir yandan. Bir tane de çok genç bir çocuk vardı. 17 yaşında, küçük başlamış okula. Son sınıfta, lise son sınıfta. Annesi onun Bilkent'teki güzel sanatlara girmesini çok istiyor. Gözü gibi bakıyor çocuğa. Amacı oraya girerse güzel sanatlara girsin de ben oğluma başka yollarda bulurum. Çünkü bir dekanın sekreteri bu kadıncağız. İşte bu güzel sanatlar hazırlık arkadaşlar maksimum 15 gün sürer. Yani tam sınavların öncesinde böyle atölyeler vardı. Oralara gider insanlar, çalışırlar. İşte yol gösterici sayesinde. Orada amaç güzel sanatlar hazırlıkta çalışılan kağıdın içerisine kişinin çizmesi istenilen materyali kenarlarında kağıdın kenarlarında maksimum bir parmak kalacak şekilde sanki bir çerçeve varmış gibi içine sığdırabilme. Çünkü küçük bir şeyse büyütecek, büyük bir şeyse küçültecek. Yani pantografyalık yapacak insan. Bizim aslında bütün resim çalışmalarımız böyledir. Ama o sınavda istenen tek şey odur orada. Son iki çalışmaya kadar o çocuk Cin Ali gibi çizdi her şeyi. İnanılmaz kötü. Biz inanılmaz kötü derken sınava girdiği zaman kazanamayacak anlamına geliyor. Yani çizdiği kötü değil. Ben çizilen her şeyi beğeniyorum. Geçen gün paylaştığımız çizgi, çizilen, çizen hepsinin güzel olduğuna yanayım. Ta o zamandan beri. Ama o zamana kadar ben şöyle düşünüyordum. Bana bu Allah vergisi gökten zembille indi. Herkeste yok. Ama o zamandan itibaren herkeste bunun olduğunu, DNA'sında olduğunu o günden beri söyleyen kişiyim. Yani o Johnson muydu adamın adı, unuttum. Onun dediği doğru. Farklı ifade ediyor cümlesini, farklı kuruyor. Ben de farklı kuruyorum. Ama gerçek bu. Bu çalışmamız bu çizgilerle daha belirgin bazı resimler yaparak içini doldurabilirsiniz. İnternette çok görebilirsiniz bunun gibi bir sürü çalışma. Büyük ihtimalle rastlarsınız. Bizim okulda bize birçok teknik öğretti hocalarımız. O tekniklerin hepsini uygulamamız gerekmedi. Bilgisi vardı. Yapan kişinin yanına gider, izlerdik. Hoca da orada olurdu. Genellikle bahçede yapardık. Çünkü hücre, bunlara hücre diyelim. Hücre harçlama. Bir kurşun madde var. Plaka.
Ama nasıl bir plaka? Çizmek lazım galiba. Şu şekilde bükülmüş, kurşundan bükülmüş plaka ile bu çizgiler yapılıyor. Resim yapılıyor. Sonra içine renkler katılmış sıvalarla harçlanıyor. Hücre haşlama bu. Bu çalışmayı yapabilen onu daha iyi yapıyor. Onu yapabilen bunu daha iyi yapmaya başlıyor. Hepsi birbirinin içinde. Ne kadar çok teknik öğrenirseniz, işte mum boyalar var, yağlı pasteller var, kuru pasteller var, tebeşir pasteller var. Biliyorsunuz, akrilik de bir sulu boyadır ama bizim çalıştığımız sulu boya gibi değildir mesela. Onda böyle plakat yapabilirsiniz akrilik boyayla. İzin verir yani boyanın özelliği. Kimyasal bir boya o. Ama bizim kullandığımız bu sulu boyalar genellikle daha organik toprak, yani toprak kimyası ama yan yana gelişinin özelliğinden kaynaklı olarak. Ya da bitki işte. Tarihe baktığımızda yeryüzünün en eski mimarisi ve o mimariye yakın şekilde bulunmuş olan ürünler Mezopotamya'da ve Mısır'da var arkadaşlar. Mısır hiç dışarıdan, yani dünyanın diğer yerlerinden değil, Afrika'nın iç kısımlarından göç aldığı için kendini hep kendisi olarak var etmiş. Firavunların hepsi Mısırlı değil. Zaman zaman Habeşistanlı, zaman zaman Kenyalı. Yani aşağıdan gelen güçlü bir kavim onları hegemonyası altına alıyor. Krallıkları farklı kullanıyorlar. Sonra kaynaşıyorlar. İşte Kleopatra'ya kadar geliyor. 2000 yıl öncesine kadar geliyor. Ondan sonra hep hegemonya altında kalıyor. İşte Roma'nın önce, İskender'in, sonra Roma'nın, sonra İslamiyet'in, Emevilerin ve Abbasilerin, sonra Osmanlı'nın, sonra Fransızların falan derken sonra bağımsızlık. Bu dünyanın en eski yapıları, ürünleri Mısır'da ve Mezopotamya'da. Mezopotamya'da az bulunmasının, toprak altından çıkmasının nedeni de orada çok büyük taşlar, kayalar yok. Zaten Mısır'da da pek yok ama dışarıdan getirterek piramitlerini oluşturuyorlar, biliyorsunuz. Mezopotamya'dakiler kerpiç ve benzeri malzemeler olduğu için Suudi Arabistan çölleşirken orası da nasibini alıyor. Bakın arkadaşlar, şurada bir çizgi var, tamamlanmamış. Görebiliyor musunuz? Evet. Evet. Şimdi ben fırçayla onu tamamlayacağım. Bunu da yapabilirsiniz demek için örnekleme yapıyorum. Bizim bu yaptığımız çalışmanın benzerini yapan ünlü bir ressamımız var. Bilen var mı arkadaşlar? Şu an yaşamıyor. Türk mü? Evet efendim. Tabii Türk olduğu için Batılılar pek kabul etmediklerinden yani Batılılığı kabul etmesi için Hristiyan olmamız gerekiyor. Böyle bir handikap var.
tarih boyunca da bu başımıza gelen en büyük handikap zaten onlarla aramızdaki. Benim bakış açım, benim okuduklarımdan çıkarttığım sonuç. Batı hayranlığı bende 15-20 yıl öncesinde biten bir şey. Yani kendiliğinden olan hayranlık var ya, yaşarken onların her şeyini kullandığımız, satın alıp kullandığımız için kendiliğinden bir hayranlık oluyor. Sinemasına, oyuncusuna, şusuna. Gene güzel insanları var, seviyorum, saygı duyuyorum. Hayranlık da duyuyorum ama böyle moda olan bir hayranlık değil benimkisi artık. Daha seçkici, daha spesifik, özellikli. Yani hak eden adamı hak ettiğini vermek anlamında demek istiyorum. Hayrun Nisa Zeyd. Evet. Duydunuz mu? Evet, evet. Yavaş Şakir Kabağaçlı'nın kardeşi. Biliyorsunuz o Ürdün kralının kardeşi prens ile evlendiği için hem onun soyadını alıyor, orada yaşıyor. Avrupa ile yoğun ilişkileri de olabiliyor tabii, varlıklı bir, nüfuzlu bir yapı olduğu için. Hayrun Nisa Zeyd o Bauhaus okulunun yaşadığı zamanlarda ki olan her türlü kültürü, bilgiyi, o sanatsal şeyi kullanıyor resimlerinde. Ha bu arada Avrupa'daki bazı müzelerde de resimleri var şu an. Ama bu hemen kabul gören bir şey olmuyor maalesef. Yine de orada Ürdün Kralı'nın, işte prensinin etkileri de olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Fikret Mualla Fransa'da yaşamış bir sanatçımızdır. İnanılmaz resimleri vardır. Ama Fransa'da, yani Avrupa'da pek kabul gören bir sanatçı değil. Ve çok özgündür. Çok orijinaldir yani. Bedir Rahmi bizim kültürümüzü resimlerde yansıtır. Hani bir yenilikse, bir farkındalıksa, ama Batı bunu hemen göremez. Görmek istemezler. Ben de bu sizinle olan çalışmamız başladıktan sonra fark ettiğim şeyler, bazıları söylediklerimin, Batılı da kendi içinde sindirdiği bir şey değil aslında bu bütün sanatlar. Geleneksel eski sanatlar, yani tiyatro bile 20. yüzyılda şekilleniyor Stanislavski ile birlikte. Stanislavski'den etkilenerek Bertolt Brecht başka bir noktaya taşıyor. Taşıdığı noktanın altyapısındaki kültür benim modern sanat, modern resimin özü var. Modern müziğin, yani klasik Batı müziğinin o empresyonist döneminden geçişi sırasındaki var olan o Schönberg'lerin, şimdi bütün hepsi aklıma gelmeyebilir. Hepsini bir genelde sıralayamayabilirim sanatçıların isimlerini, ama Bertolt Brecht'in o kabaresi de orada o şekilde şekilleniyor. Nazım'ın etkilenmesi var. Nazım o kadar güçlü bir şair ki, örneğin bana göre, benim algıladığım kadarıyla, hem bizim geleneksel şiirimizi kullanıyor, hem bu kavradığı o dönemi, çünkü 1902 doğumlu, tam göbeğinde doğuyor. Atatürk'ten küçük. Aralarında hayli yaş var. Yani Atatürk'ün çocuğu yaşında sayılır. Bir çeşit. Ama o her ikisi de kuşak olarak bulundukları şeyi, neydi, Nail Çakırhan'dı değil mi? Halet Çambel, işte ne bileyim, Muazzim Yeçiler. Yani o dönemlerde doğmuş olan, hangi alanda olan insan varsa bunu çok isterleştirerek kullanıyor. Ama çok halka sinen, halka yansıyan bir şey değil. Avrupa'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Hani onların diyelim 500 yıllık bir geleneği var, Rönesans'tan gelen plastik sanatlar anlamında. Mimarilerinde çok büyük değişimler var mesela. Bizde yok. Biz hep devşirme. Alman mimarisinin etkisinde kalan bir cumhuriyet dönemi var. Cumhuriyet öncesi yine Avrupa'dan etkilenen bazı yapılanmalar var. İşte bir Mimar Sinan'ımız var, o kadar. Heykel yasak. Yani yasak olan bir şey gelişebilir mi? İnsanlar sindirebilir mi? Biz sergi açsak bile resimlerimizi, ay çok beğendim, bunu satın almak istiyorum, kaç lira bu dediğimizde,
500 lira da desek, 5000 de desek pahalı bulacaklardır. 50 lirayı bile fazla bulabilirler yani. Ben çünkü yaşadım bunu kendi hayatımda. Ya, maliyet hesabı yapıyorlar. Ne kadar kağıt ve ne kadar boya gitmiştir ki? Böyle ya, söylüyorum. Yani ne olursa olsun oradaki aslında maliyet hesabının dışındaki hesaplar yapılmalı. Kişinin ruhunu ne kadar kattı? Yani doğayı olduğu gibi yansıladığımız zaman ki resim çok değerli değil artık arkadaşlar. O yansılamayı yaparken siz içinizden bir şeyleri katabiliyor olduğunuz zaman bizim bu çalışmamız oraya hizmet ediyor. Evet. Yaparken kendi içinizden bir şeyleri katarak ürettiğinizdeki o resim artık size ait oluyor ve artık onun ölçme değerlendirmesi o kadar zor ki kim değerlendirecek? Yani Türkiye'de bu konuda uzman yok bence. Batı'da var mı? Bence Batı'da da yok. Yani şimdi dikkat ederseniz Van Gogh'la ilgili çok fazla şey izliyoruz. Yeni çizgi roman, filmler, böyle işte basarsanız oradaki şeye fareyle dolandırırsanız Van Gogh'un resminin içine gezinirsiniz. Neden acaba? Kapitalist onu satmaya çalışıyor hala. Kimin elinde kaldıysa resim onu satmaya çalışıyor. Van Gogh hayattayken satılmayan resimler Van Gogh öldükten 50 yıl sonra, 20 yıl sonra, 10 yıl sonra, 100 yıl sonra çok yüksek miktarlarda satılmaya başladı. Çünkü vakıflar kuruldu, bilmem neler kuruldu. Van Gogh'u korumaya çalışan birileri var ve çok ciddi bir kalabalık zümre var arkada. Onlar da kapitalizmin bunu nimetini kullanarak ne kadar çok satarsak hala para kazanabiliriz'in derdindeler. Ne kadar güzel. Ama yani 500 milyon Türk lirasına satılan bir resim mantıklı gelmiyor değil mi? Sizce öyle değil mi? Çok abuk sabuk şeyler de satılıyor. Kendini yok eden bir tablo satılmıştı. Muz muydu? Ne yani, böyle bir şeyler de vardı. Ya işte benim söylemeye çalıştığım şey burada sanatın üzerinde de etkisi var kapitalizmin. Ama bizim kendimiz için ürettiğimiz şeyin servisini açarız. Ne bileyim işte bazı kurum ve kuruluşlar kendilerine bir şey belirler. Koleksiyon belirler. O koleksiyon için satın alabilir. Ankara'da vardı. İstanbul'da var. Devlet ya da özel. İnsanlar da evine asabilir. Çok beğenirsiniz. Size bir resim göstereceğim. Görebiliyor musunuz? Evet. Görüyorum. Evet. Bu gördüğünüz gibi bir kağıt. Bir takvim. Takvim. Evet. Bu ise dokulu bir kağıt. Bu resmi yapan kişi şu an aramızda değil. Bazen İstanbul'dan geçen sene İstanbul'dan katılıyordu. Benim baldızım. Ayşe'nin bir ortanca ablası, küçük ablası. Orada kurslara katılmıştı. Biz İstanbul'dayken bize danışırdı gelir. Ayşe'yle ona giderdik ya da o gelirdi bizim evimize. Bu nasıl olmuş diye biz de anlatırdık. Sonra bu tür resimler yapmaya başladı. Evet. Hocası bunu yaptı diye biraz eleştirmiş. Yıkıcı eleştirmiş yani. Böyle resim mi olur falan diye. Ama var insanlar yapıyor ya hocam falan diye. Ya bizi ilgilendirmiyor demiş. Hocam bence bu yanlış bir yaklaşım. Hocanın yaklaşımı. Biz çok beğendik Ayşen'le. Baldızımın resmini evimize aldık. Göstermedeki kastı şu. Benim evimde çok fazla resim yok burada. Ayşen'in de benim de evimizde çok resmimiz yok. Daha çok kayınpeder ve kayınvalide vefat etmeden önce onların evine bırakmıştık. Orada kaldı malzemelerimiz, resimlerimiz. İstanbul'dan taşınırken
oradan buraya getirmesi çok zor. Böyle kağıtlarla falan geldi. İşte demin size gösterdiğim bu kağıtlardan var bir yerlerde. Onları paylaşırım bir ara sizinle. Belki sergi açarsam onlarla açarım. Burada sergi açmak durumunda kalırsak. Her neyse. Bize sanat anlamında tarihte iz bırakabilen eski uygarlıklar, onlara işte Mezopotamya uygarlıkları diyoruz. Neydi? Asurlular, Akatlılar, Babilliler. İşte Mısır'ı da hanedan hanedan olarak ifade ediyoruz. Sonra bir Minos Miken uygarlığı var. Girit merkezli. Hemen Girit'in üstünde bir Santorini yanardağ patlaması var. Milattan önce 1500'lü yıllara yakın, tam yani artı eksi birkaç yüzyıl olabilir. Tarihteki en adı bilinen tek şeylerden, bu kültürlerin dışında Hititler. Hititler kendilerinin adlarını kullanarak da çivi yazısını ve bazı başka yazı ve dilleri de kullanarak nedir? Demir çağı dediğimiz çağı başlatan kültür. Yaklaşık olarak milattan önce 2000 yıllarında. Yani Mezopotamya hala var orada. Çünkü Ludingira günümüzden 4000 yıl, yani milattan önce 2000 yıl öncesine ait tabletleri yazıyor. Onlar orada tabletleri yaparken bunlar da metal üzerine bir şeyler yapıyorlar. Metalle bağdaşık. Ankara Müzesi, Ankara Etnografi Müzesi'ne gittiğiniz zaman Hititlerin bulunduğu bölgeyi gezdiğinizde mükemmel izleyebilirsiniz o bronz, tunç, her türlü metali nasıl güzel kullandıkları ile ilgili. Sonra tabii ki diğer uygarlıklar da oluyor ama onlar artık devlet adıyla anılıyorlar. Frigler, İyonyalılar, işte bizim bugün Yunan dediğimiz şey İyonya aslında. Farsça İyonya Yunan diye ifade ediliyor. Ve biz de Farsça bildiğimiz için, Farsça kullandığımız için, oradan geldiğimiz için, ya Anadolu'ya girerken o sözcüğü kullanarak geliyoruz. Dolayısıyla biz Anadolu'dakilere Rum, niye? Romalı demek anlamına geliyor. Arapçadan geliyor. Yunan, Farsçadan geliyor. Kişileri diyoruz. Bir de eğer onlar Müslüman değilse, özellikle de Müslüman olmayanlar için kullanıyoruz bu sözcükleri. Oysa ki Ege Denizi'nin kıyılarındaki kentlerde işte Halikarnas, işte Simirna, İzmir yani Bodrum, işte Atina gibi bir sürü kent var. İrili ufaklı yığınla kent var. Bütün adalarda. Bu kentlerde kültür gelişiyor. Ve buna Batılılar, buradan sanata bağlayacağım, Grek kültürünü Roma İmparatorluğu kullandı. Romalıların kullandığını da biz kullanıyoruz. Rönesans'ı yarattık diyorlar. Tamam, söyledikleri yanlış değil ama Grek diye ifade ettikleri bir kitle yok orada. Ta o zamanlardan beri. Akalar var, Dorlar var, İyonyalılar var. İyonyalılar Anadolu'da yaşıyorlar. Pers saldırılarından dolayı Çanakkale'den geçip öteki kıyılara yanaşıyorlar. Ne oluyor? Harmanlanıyor gene insanlar. İlişkiler sürüyor. Persliler hep orada durmuyor. Çıkıp gidiyorlar. Tekrar devam ediyor burada hayat. Kaç yüzyıl geçiyor. Burada zenginleşiyor. Elinizdeki diğer bilgilerde işte antik dönem dediğimiz döneme ait sanat eserleri. Yani Mezopotamya, Mısır, Minos, Miken. Anadolu'yu direkt katamıyorum. Anadolu çok harman, çok karma karışık. Yani Anadolu'da işte Roma eserleri, Roma öncesi eserleri, İskender dönemi eserleri, İskender'den önceki eserler genellikle de hep Batı Anadolu'da. Yani işte Marmara bölgesi, Ege bölgesi, birazcık da Akdeniz bölgesinin kıyı kentlerinde en çok eserler var. Yani Antalya'ya gittiğiniz zaman bir sürü Roma eseri görebiliyorsunuz. Burada var mesela, Muğla'da var. Sonra da
dinler öne çıkıyor. Hristiyanlık. Hristiyanlık arkadaşlar resmi heykeli yasaklıyor. Put. Tanrı'nın görüntüsü olmaz diye. Allah'ın görüntüsü olmaz diye. Müslümanlık, yani Hazreti Muhammed Müslümanlığı yaratıp, oluşturup yaygınlaşmaya başladığı zaman Hristiyanlar paniğe kapılıyorlar bana göre. Ve hemen 6. yüzyılda, 7. yüzyıla bağlayan dönemdeki bir papa fetva veriyor. Biz dinimizi resim ve heykelle yayabiliriz. Hristiyanlığın başladığı dönemlerde Bizans İmparatorluğu'nda Bizans İmparatorluğu'nun üretmiş olduğu her türlü heykel ve Roma'dan kalan ya da işte Bizans dediğimiz aslında Doğu Roma'dan kalan eserlerin kırılmasının ve parçalanmasının nedeni Hristiyanlar yapıyor bunu. Yani Müslümanlarla ilgili değil bu parçalama. Hani bulunuyor, ya bizim insanımız işte böyle, hemencik hırpalıyor diyor. Hayır, orada Hristiyanlar zamanında hırpalanmış şeyler onlar. Mimarilerde bile. Bu Bizans... Pardon, benim okula yetişmem gerekiyor. Bizim 5'te başlıyor ama bir 4.30'da okulda olmam gerekiyor. Şeyler bende. Ben göstereyim size şöyle. Çok güzel. Elinize sağlık. Demode de güzel. Evet, çok güzel. İşte bu. Bu. Evet. Evet, İclal Hanım gördüm. Çok güzel. İşte bu arkadaşlar. Bunları sonradan paylaşalım. Ben sözlerimi de bağlarım biraz sonra. Bitiririz. Fatma Hanım siz derse yetişin. Ben de çıkıyorum hocam. Biz Marmaris grubu. Hep birlikte bırakabiliriz. Demek ki biz artık bundan sonra bir saat çalışalım. Ben ona göre hazırlık yapayım bundan sonra. Bir daha saat iyi. Önce başlayalım. Efendim? Bir saat önce başlayabilirsek o da olur aslında. Ha, onu paylaşalım aramızda. Evet. Yani 2'de, 14'te. Evet. Olabilir, olabilir. Makul. 2 saat daha yoğun olabilir. Bir de İlhan Bey, bu hani bir hafta geçti hala yayınlanmadı geçen haftaki. Hani onlar erken yayınlanabilirse en azından biz de o görmediğimiz yerleri tamamlarız. Videoyu diyorsunuz. Evet. Tamam, ben arkadaşa söylerim. Tamam. Şimdi bize yardımcı olan arkadaşa da söylerim. Tamam. İhtem'e de söylerim. İyi dersler size. Hoşçakalın. İyi dersler. Görüşmek üzere haftaya. Ha, yani bu çalışmaları haftaya birkaç tane üretebilirsiniz. Sürdürün bunları. Yarın bırakmayın. Bu benimki. Tamam hocam. Arada boşluklar kalabilir. Beyazlıklar falan. İsmet Hanım gayet güzel. Elinize sağlık. Herkes çok güzel halletti işi. Siz bayağı büyük kağıtlarla çalışmışsınız. Benim için çok küçük. İşte elimden biraz büyük işte gördüğünüz gibi. Yani ne kadar küçük çalışırsak sulu boyayı o kadar çok üretme şansımız oluyor. Öyle bir şansımız var yani. Ha, büyük yaptıklarımızı kesip parçalayıp yeniden kullanabiliriz yine her türlü şekilde. Bugünlük de bu kadar olsun. Madem böyle terk ediyor arkadaşlar. Şey İlhan hocam. Buyurun efendim. Dinliyorum İsmet Hanım. Sulu boya çalışmalarının üzerine tuz da döküyorlar sonra. O da çok değişik bir etki yaratıyor. Bilmiyorum böyle bir çalışma yapalım mı bunların üzerine yoksa ilerleyen dönemde? Bu tür çalışmalar genellikle ilk öğretimde, orta öğretimde kullanılan tekniklerdir. Yani biz bunları, yani işte neydi, fresko falan vardır ya eski zamana ait Michelangelo'dan kalan. Oradaki kullanılan teknikleri öğretmenler öğreniyorlar okullarda, bizim gittiğimiz okullarda. Öğrenciye bunu aktarırken işte tuz seramiği deniyor, bilmem ne seramiği deniyor. Nişastalarla heykel yapılıyor falan filan. Yani yapılamaz diye bir şey yok ama yani biz tuvalde kullanıyoruz. Mesela bu bir tuval kağıdı.
Elimi sürdüğüm zaman mesela bunun üzerine pütürlüklü. Benzeri şeyler yapılabilir. Yani oraya tuzu koyduktan sonra yapışmasını sağlamak için diyorsunuz değil mi İsmet Hanım? Yok yok hocam. Tuzu böyle döküyoruz. Sonra orada değişik bir doku oluşuyor. Ha, tuz orada elirken sulu bayağı. Yani sulu boya kağıdında mı oluyor bu? Bu yaptığımız sulu boyanın üzerine tuz dökülüyor. Sonra bu tuzu döküyoruz. Tabii tuz bir kısmını aldığı için boyanın altında çok farklı bir etki oluyor. Böyle bazı sulu boya çalışan ressamların çalışmalarında gördüm ben. Gördünüz, tamam. Yani farklı bir etki. Yani sabit değil, tuvalde yapışmış vaziyette değil. Ve boyayı sürdükten sonra tuz koyuyoruz ve sonra onu döküyoruz. O boyayı dokulu bir şekilde aldığı için çok farklı bir renk oluşumu çıkıyor tuvalde. Yani boyadaki kimyayla tuz kimyası karışınca, eriyince renk değişimi oluyor mu? Hocam, oluyor şey, böyle kar manzarasında falan kullanıyorlar. Kar taneleri gibi değişik bir doku oluşuyor. Sulu boya ıslak iken serpiştiriyorlar. Değişik bir etki oluyor. Yani işte efekt dediğimiz. Efekt evet. Efekt yaratmak için. Her şey kullanılabilir. Yani kullanılmaz diye bir şey yok. Yasak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir de yasak yok. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yani şeyler vardı. Benim yaptığım da bu. Nur Hanım gayet güzel olmuş. Teşekkür ederim. Durdurun. Yani bence çoğaltın. Bu böyle bir taneyle bırakmayalım bunu. Tamam. Hayrünnisa Zeyt'in resimlerinden esinleniyormuşuz gibi de olabilir. Ha, bu tamamen Hayrünnisa Zeyt'e benzemiyor. Bunu biz uydurduk. Evet. Ama hücreleme biçimiyle ilgili bir benzerlik var. Sadece Hayrünnisa değil. Birçok sanatçı var. Yani dönem olarak modernizmde başlayan süreçte. Buradaki amaç ne? Farklı teknikleri bir araya getirip harmanlamak. İşte sizin bahsettiğiniz tuz da onlardan biri. Kum saatleri vardır. Kum saatinin içerisinde çok ince kumlar vardır. Yani özel eleklerden geçirilmiş. Onları kullanırız biz. O tür şeyleri kullanırız. Onlar İstanbul'da, Cağaloğlu'nda falan bu tür materyallerin satıldığı böyle zengin bir pazar vardır orada. Cağaloğlu dediğim doğru mu? Doğru. Sahaflara yakın bir yerdi. Unuttum bak, İstanbul'dan taşınınca artık İstanbul'la ilgili sözcükleri söylemek bile anımsanmakta zorlanıyor. Onları kullanırdık mesela boyayla karıştırarak ya da direkt tuzu atar gibi, yani sulu boya da sizin dediğiniz gibi yapılırdı. Biz öyle şeyler kullanmayı öğrendik. Tuzun katılması ilginç. Ben de denemek isterim. Yani siz de neyi istiyorsanız. Yapılamaz diye bir şey yok. Başka fikirler olursa da onları da kullanabiliriz. Hatta şey de var. Mum gezdirerek aynı şeyi yapıp, yani bu çizgi yerine mum yapıp sonra boyadığınız zaman mumun altındaki yerler boyanmıyor. Bunu biz sülfürik asitle mermere yapardık öğrenciyken. Yani o tekniğin adını anımsayamadım ama şey fresko gibi, camda kullanırdık. Camın üzerine de yapardık bunu. Fresko gibi. Yani tam değil. Fresko sıvanın üzerine yine sıvanın içerisindeki malzemeyi de boyayla karıştırarak yapılma. Çok zor bir teknik o. Yani o zaman freskonun yapıldığı zamanlardı. Bu boyalar yok. Boyaların hiçbirisi yok. Böyle bir kimya yok yani. Hala simya var. Mumla olan sulu boyada ışık vereceğimiz yerleri göstermek için bıraktığımız, sürdüğümüz yerler oluyor. Mumla oraları çiziyoruz. Aynen. Gerektiği yerler, evet. Yani tekniği doğurabiliyor. Yani onları biz kendimiz istediğimiz gibi uygulayabiliriz. Ama bir asıl olanı kullanmak var.
asılı iyi bildikten sonra ötekini de asılını iyi bilince harmanlayarak gittiğinizde kendiniz zenginleşiyorsunuz. Resmi yaparken bile anında şunu şöyle yapayım diyerek yol alma şansı var. Yani biz şimdi bu kağıtlara böyle çalışa 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 öyle bir noktaya geleceğiz ki her türlü malzemeye, her türlü boya malzemesi ya da işte bu tür teknik malzemeleri kullanma şansını yakalayacağız. Yani şey yok, sınır yok. Gerçekten sınır yok. Sonsuz. Kağıtların üzerine yapıştırarak mukavva yapma teknikleri var. Boyayı kalın kullanarak yapıştıra 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 öyle bir şey elde ediyorsunuz ki kırılabiliyor hatta. Kullandığınız tutkalın kalınlığından kaynaklı olarak. Pekala. Bugünlük de bu kadar olsun. Ne yapalım? Hocam bir şey sormak istiyorum. Buyurun İsmet Hanım. Daha önceki sulu boyayla verdikleri bilgilerde işte sulu boyada boya üzerine boya sürülmez, çamurlaşma olur gibi bazı şeyler duyduk ama bazı ressamların videolarını izlediğimiz zaman boyanın üzerine boya sürdüklerini de gördük. Mesela Atanur Doğan gibi hani Türk Kanada vatandaşı bir sulu boya ressamımız var. Eşi de ressam. Ya biz teknik olarak böyle bir sınırlamaya girecek miyiz? Boya üzerine boya sürülmez. Ben, yoksa ne yapacağız? Ben size önermiyorum. Çünkü bu ustalaştıktan sonra yapılabilecek bir şey. Yani evet. Onların resimlerini bilmiyorum, görmedim. Ben yapmam, hala yapmam. Yani o çamurlaşma, yani ben sulu boya ustası değilim. Aha. Sulu boya evet. Tekniğinin işte bir sürü yolunu biliyorum. Ama sulu boya ressamı değilim. Ben daha çok yağlı boya ressamıyım. Akrilik çıktıktan sonra akriliği altyapıda kullanıyorum. Yağlı boya onun üzerine kullanıyorum. Çünkü akrilik kolay kolay yok olmuyor. Ama yağlı boyanın üzerine tekrar resminizi sürdürebilir, kazıyabilir, yeniden şekillendirebilirsiniz. Ama akrilikte bunu yapma şansınız yok. Sulu boya gibi. Bitti bitti. Şey gibi. Beton gibi kalıyor. Plaka şekli. Yani böyle solid film gibi orada kalıyor. Kazınmanız bile mümkün olmuyor. Akrilik boyayı. Onu çok tercih etmem. İşte altyapı kurarken, ana kanavayı yaratırken resimde şey tuvali güçlendirmek için kullanırım ben genellikle akrilik boyayı. Yağlı boyaya hizmet etsin diye. Anlatabildim mi? Yapanlar var. Her şekilde yapan var. Biz öğrenciyken çıkmıştı bu akrilik boya ama ülkemizde satılmıyordu. Avrupa'ya gidip gelen insanlar oluyordu. Onlardan işte kimilerinden istiyorlardı arkadaşlar. Yani hocalarımız. Gelen işte birkaç tane böyle tüp. Şöyle minik tüplerle geliyordu. Şimdi kocaman kocaman tüpler var. Envai çeşit şekli var. O tüpü ucundan böyle fırçayla alıp kullandığı zaman mesela yağlı boyanın üzerinde emiciliği olmadığı için, yağlı olduğu için o zemin farklı efektler çıkıyordu. Ama kalıcı olmuyordu. Buharlaşıp uçup gidiyordu. Onun için biz onu öyle keşfettik. Altyapı olarak kullanmaya başladık. Bizim kuşağın yüzünde. Yani biz eğitim, yani bu eğitimi alan insanların kuşağını kastederek söylüyorum. Şimdi herkes her şeyi yapabiliyor. Yani sınır yok, özgürlük çok ama şu da var. Ben kullanmıyorum derken şundan dolayı kullanmıyorum. Yozluk dediğimiz, yozlaşma dediğimiz şey ben yaptım olduya getirmek de olabiliyor. Ben size asıl olanları göstermeye çalışıyorum ki bilin sonra ne yaparsanız yapın. Yani kişi kendisini istediği yerde görebilir orada. Kullandığı malzemeleri harmanlayabilir. Yani altyapı ya da üstünde kullandığı malzemeler anlamında. Çok çeşitli yollar var. Yani kağıtları işte buradaki de bunun benzeri
benim şu boyalığımdan çok farklı değil, değil mi? Bunun üzerine yapıştırabilirsiniz de. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Her şey kullanılabiliyor. Ama sizin kendinize ait bir yolunuz olması gerekiyor. Bir altyapınız olması gerekiyor. Yani biz okulda yoğun bir şekilde bombardıman edildi hocalar tarafından, ustalar tarafından. Kendimiz dışarıdan öğrendiğimiz gibi hocalar tarafından da çok teknik öğrendik. O tekniklerin çoğunu kullanmıyoruz. İşte fresko yok. Yaş fresko var, kuru fresko var. Hücre haşlama tekniğini yapıp duvara monte etme var. Aklınıza gelen her şey var. Ama eski zamanda kullanıldı. Şimdi yapılmıyor. Ha, adamın teki çok zengin. Kardeşim diyor, ben bir duvarım var burada. O duvara gel şu resmi yap. Elinde de bir tane resim var. Bunu oraya aktarmanı istiyorum diyor. Şimdi artık fresko yerine akrilik boya kullanılarak, yani dış boya, iç boya, iç duvar, dış cephe boyası, iç cephe boyası diye ayrılan akrilik boyalar bile. Dolayısıyla hani eski zamana ait kültürleri bildiğimiz zaman, teknik kültürleri bildiğimiz zaman, hepsini değil, olması gerekeni. Bugün kağıt var, bugün tuval var. Demek ki tuval ve kağıt gibi zeminlerin üzerine yapılan malzemeleri kullanacağız, boyaları kullanacağız gibi bir teknikler grubunu bir araya getiriyoruz. Daha eskileri kullanmamızın bir anlamı yok. Ama oradaki bazı fikirleri, bilgiyi, demin İsmet Hanım'ın dediği, Nurhan Hanım'ın, Vasfiye Hanım'ın katılarak söylediği, işte öyle olunca böyle oluyor, işte kartopu gibi oluyor, işte eriyince böyle oluyor dediğiniz şeyler söz konusu olunca neden kullanılmasın? Ben yasak falan getirmiyorum arkadaşlar. Benim kendime göre böyle bir dünyam var. Onun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Ama bildiklerimin hepsi kendi dünyam değil. Dünyamın dışındakiler de var. Onları da katıyorum size. Ben yapmam diyorum sadece. Bu benim kendimle ilgili bir şey. Yani benim böyle hatırlanmak istediğim için böyle oluyorum. Yani seçin derken şeyi hani dört tane renk seçtim, sadece o dört renkle yapacağım derken kendinizle ilgili bir şeyi de katmaya çalışıyorum size. Yani benim kendime göre sınırlarım var. Bu ölçülerle ben bu resimleri yapıyorum. Yani konseptiniz oluyor. Kavramsallaştırıyorsunuz kendinizi. Teknikleri öğreniyorsunuz. Onlardan seçkiler yaparak yeni bir şeyler çıkartıyorsunuz ve birkaç tane tekniği yan yana getirerek yol alıyorsunuz resimlerinizi üretirken. Ha bu Vasfiye Hanım'ın, ha bu İsmet Hanım'ın, ha bu Nur Hanım'ın, bu Fatma Ayhan Hanım'ın, bu İlhan Bey'in teknikleri dedirttirecek şeyler, çizgiler de dahil olmak üzere. Aa, ne kadar çok İlhan'a benziyor, ne kadar çok Vasfiye'nin çizgisine benziyor, İsmet'in çizgisine benziyor gibi şeyler. Ben bunu kastederek söylüyorum. Yani sizin özelliğiniz çıkacak bunların arasında. Bu da hemen değil, deneye yanıla yola gidin, yapın. Yapılamaz diye bir şey yok. Ama benim size gösterdiğim şeyleri yaparken tam o zaman değil. Arka planda yapın, paylaşın. Ben şunu kattım diye WhatsApp grubunda, orada zenginleşelim. Ne demek istediğimi anlatabildim mi arkadaşlar? Herkesi tenzih ederim. Yani kimseyi durdurmak gibi bir asla böyle bir hedefim ve amacım yok. Hiçbir zaman olmadı. O Ankara'daki çalışmayı yaparken son ikinci günde ben 15 dakika sohbet ettim bütün bu grupla. Aslında kızım sana söylüyorum, gelinimi sen anla gibisinden bir duruşla yaptım bunu. O çocuk ısrarla asla kimseden etkilenerek kendini aşmadı. 10 gün önce neyse 12. günde aynıydı. 3 gün sonra sınava girecek ya da 2 gün sonra. Ben çamdan, kavaktan ne anlattıysam zerre kadar aklımda bir şey yok, kalmadı. Biraz sonra dedim ki şu sandalyeleri, oturduklarınızın dışındakileri üst üste yığın, bir yığıntı yapın dedim bir yerde. Yığıntı yaptılar ve onların resmini çizeceksiniz dedim. Aman hocam bu çok zor. Yani zor kolay zorun içinden çıkar. Hani sizde paylaşmıştım ya, az çoktur.
Az çoktur her yerde var. Evrende de var, burada da var, ürettiklerimizde de var. Çünkü orada yılınla birbirinin içine geçmiş çizgiler var. Sandalye gibi biliyorsunuz işte arkaları var, ayakları var, bağlantı yerleri var. Ayaklar dağılmasın diye. Ve kendilerinin kalınlıklarından meydana gelen yığınla çizgi. Nasıl yapacağız dediler. Yapın dedim. Arkadaşlar çok zorlandılar. İşte ben hep ara veririm. Yarım haldeyken işte bir yarım saat sonra herkes resimleri koyar. Bizim okulumuzda edindiğimiz kültür o. Kritik edilir. Hoca yapmaz kritiği. Üretenler birbirlerini kritize ederler. Ya bunu niye böyle yaptın? O da anlatır. Ama ben bunu böyle yaparken şöyle oldu. Sonra sıra bana gelir. Herkesin yaptığı çok iyi. Asla yarıştırılamaz arkadaşlar resim. Sanat yarıştırılamaz. Ha, yarışmalar var kabul ama hele 18 yaşının altındaki o öğrenciler var ya lise, ortaokul. Yani saçma sapan geliyor bana. Çok büyük hata yapılıyor. Çocukların içlerinde var olan potansiyeller öldürülüyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O çocuk inanılmaz güzel çizdi ve herkesi şaşırttı. Annesi 3,5 litrelik galon viski şişesi getirdi, hediye etti. Ödediği paranın dışında. Yani o odaya ödediler parayı. İç mimarlar odası para kazanmak istedi. Bana da birkaç kuruş verdiler. Bir de o viskiden biraz içtik. Kadın çok sevindi, çok mutlu oldu annesi çocuğun. Ve çocuğa sordum. Neden yapmadın dedim. Aslında konuşmamın etkisi herhalde o üzere olmuş ki kişi kendisini öldürür. Kendisinin önüne çıkan fırsatları eğer değerlendiremezse. Çünkü her zaman fırsat çıkacak karşımıza. Hep iki yol olacak. 5, 4, 10, 20 tane yol da olabilir de siz iki taneden bir tanesini seçmekte karar vereceksiniz. Her zaman, her zaman. Hep bir yol ayrımı her zaman var arkadaşlar. Kaotik bir hayatın içerisinde her zaman var. Yani bildiğiniz şeyleri söylüyorum aslında ama biz onların hangisini tercih edeceğimizi bilgiyle elde ederek yapabiliriz. İçimizde bir bilgi var. Hatta tam zamanı geldi. Benim epistemoloji okuyorum. Derslerinden birisi bu. Orada şöyle diyor. 3 basit farkındalık vardır diyor. Kendi iç hallerini bilme. Yani acıkma, susama vesaire. 2. Çevreye yönelik içgüdüsel bilgi, yön bulabilme vesaire. 3. Deneyim sonucu öğrenilmiş bedensel bilme, farkındalıkları. Otomobil kullanma, bisiklet kullanma falan filan. Ağaca tırmanma, inme vesaire. Bunların hepsi bütün hayvanlarda var. Bizde de var. Ama insanda 4. bir farkındalık var. Bilgiyi kavramsallaştırarak onu içselleştirip yeniden çıkartma. Bizim burada yaptığımız bu. 4.'sünü çıkardık. Öteki 3 tanesi doğaya bak olduğu gibi taklit et resimleridir. Hakir görerek söylemiyorum. Sakın anlamayın. Yanlış anlaşılmasın. Mimesis yani yansılama 2500, 3000 yıldır, 5000 yıldır, 10.000 yıldır var. 2,5 milyon yıldır var. Zaten yapıyoruz. İçimizde. Biz yeni bir bilgi kavram çıkartarak yaptığımız zaman ise bize ait konsept oluyor. Yani Nurhan Hanım'a, Nur Durhan Hanım'a, İsmet Gültekin Hanım'a, Vasfiye Aydın'a, Fatma Ayhan Hanım'a, İlhan Sözbilir'e ait kavramsallıklarla çıkıyoruz. Sözünü de söylüyoruz. Cümlemizi de kuruyoruz. Yani çıkartılan sesi tanımla. Çıkan seste şöyle 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 tonlamalar bilmem neler bilmem. Sözcüklerle tanımladığınız zaman sesi sözcüklerle anlatmış oluyorsunuz. Sözcüklerle anlattığın senin resmini yapın hadi. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bunu yapabilmek için bilgiye ihtiyacımız var. Her türlü bilgiye. Bilimsel bilgiye, sanatsal bilginin altyapı bilgisine. Teknik de bu vazgeçilmezlerden bir tanesi. O çocuk o okulu kazandı. O sınava girenlerin hepsi kazandı arkadaşlar. Benim çalışma yaptığım. Kendimle gurur duydum ondan sonra.
Neden? Başardınız. Bir kişi bile kazansa başarmışsınızdır aslında. Hepsi kazandı. Ha, bazıları kayıt yaptırmadı. Çünkü kimisi üniversite bitirmiş. Kimisi üniversiteyi değiştirmek isteyen çocuklar vardı 20'li yaşlarda. Onlar yaptılar. Yani işte fen, ne diyelim, fizik bölümü okuyorsa gitti güzel sanatlara girdi. Anlatabiliyor muyum? Okul değiştirdi. Ya da en azından kendini denemek için girdi, kazandı ama gitmedi. Hepsi olabilir. Ben İstanbul'da da 3. sınıfa geçtiğim zaman paramı kazandım. 6 tane öğrenci geldi. Biri hemşireydi. Boğaz'da bir yerde bir hastanede çalışıyordu. Yine 2 tanesi üniversitede öğrenciydi. Öbürleri de yeni girecekti üniversiteye. Güzel sanatlara girmek isteyenlerdi. Onların hepsi de kazandı. Sonuç almak çok kolay. Çünkü hocalar biliyorlar. Bu çalıştırılmış ama çizgisi bakalım nasıl? Orada en son değerlendirmeye tutuyor. Yani kağıda, dedim ya size, kağıda belli bir boşluk bırakırcasına küçük olanı büyütüp büyük olanı küçülterek çizdiğinizde, içindeki oran orantıyı yarattığınızda, geçen sene biraz çalışmıştık, gene bu sene de onların üzerine duracağız. Bunu yaparken de değişik çizgi karakterlerini kullanabilmeyi de becerdiğinizde, size ait bir çizgiyi de öne çıkarttığınızda, hoca onu gördüğünde, ötekileri de iyi, bu da iyi ama bunun bir özelliği var, bununla ben çalışmak isterim deyip ona tercih ediyor. Ötekisi beceriksiz olduğu, kazanamadığı zaman beceriksiz, yeteneksiz olduğu anlamına gelmiyor. 10 kişi alacaklar, en iyi 10 taneyi seçiyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Burada yarışma, bu yarışmadaki kasıt en iyi olmayı hedeflemek durumunda kalınıyor. Hocaların gözüne girebilmek. Yani hocaların hepsi her zaman aynı şeyi hedeflemiyorlar. Her yıl değişiyor. 6 kez sınava girip 6.sında kazananlar biliyorum. İlk seferde kazanıp ama yıl boyunca keşke bu çocuğu almasaydık diyen hocalar tanıyorum ben. Hem kendi okulumda hem de hocalık yapan arkadaşlarım var Hacettepe'de. Onların da söylediği. Keşke almasaydık bunu. Yani bu belli olmayan bir şey. Biz ölene kadar öğreneceğiz. Sonsuza kadar öğreteceğiz. Ellerinize sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya hocam, görüşmek üzere. Hocam gitmeden bir şey soracaktım. Bu daha önceki derslerinizde Vasili Kandinsky'den bahsetmiştiniz siz. Sizi etkileyen ekolün öncülerinden, hatta sınıfa soru sormuştunuz. Ben Kandinsky'nin çalışmalarına internetten baktığım zaman önce doğadan çalışmalar, tablolar, daha sonra bunları çizgi ve renklere dönüştürdüğünü gördüm. Mesela dikey, yatay, dairesel çizgilerin temel bir balerin kızın hareketlerinden, figürlerinden aşamalar şeklinde en son tabloya dönüştüğünü gördüm. Acaba bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? Yani diğer arkadaşları bilmiyorum, isterler mi? Yani hemen söyleyeyim. Vasili Kandinsky Rus, işte göçmen. Avrupa'da mı, kendi ülkesinde mi, hukuk eğitimi alıyor. Fakat o eğitimi alırken Avrupa'da, şimdi Moskova'da merkezlerden biri, sanat merkezlerinden biri. Empresyonizmden sonraki sanat merkezi Paris, bir numara. Her zaman en kalabalık. Ta ki İkinci Dünya Savaşı'na kadar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra New York'a gidiyor. Amerikalılar resmen satın alıyorlar yani. Her neyse. Moskova, Berlin, Münih, Paris, Roma, Londra, Madrid de var. Ama Paris'e yakın olan Berlin ve Münih daha ön planda. Yani Fransa ile Almanya sınırdır ya. Şey var, Amsterdam var Hollanda'da. Başka bir iki tane ufak kent daha olabilir, emin değilim. Yani bu sanat merkezlerinde empresyonistler sergi açmaya başlayınca
yavaş yavaş. Sergi açma olayı önceden yok. Empresyonistlerle biraz öncesinde başlayan bir olay bu. Fransa kralının ürettiği, kendisi için hizmet eden insanlar olsun ama o insanlar da kaliteli olsun diye akademinin ürettiklerinin sergilerini kendi Louvre Sarayı'nın dibinde yaptırtıyor. Ve bu yavaş yavaş alışılıyor. Sonra Fransız ihtilali oluyor ama Fransız ihtilali olmasına rağmen kültür devam ediyor. İşte onun sonucunda empresyonistler de devam ediyorlar bu sergi açmalara. 1830'larda falan başlıyor onlar galiba. Tam emin değilim. Tarihler bazen karışabilir kafamda. Ama 1830'da mesela Turner var. Turner hayatta ve empresyonizmi etkileyen sanatçılardan. Birçok sanatçı var. O onlardan biri. İşte empresyonizm sergi açarken böyle Fransa'da orada açtıkları sergiyi Moskova'ya da götürüyorlar. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Eğer Moskova'da siz hukuk eğitimi alıyorsanız, gençsiniz, 20'li yaşlardasınız, sergi izliyorsunuz, etkileniyorsunuz. Paris'e geliyor Kandinsky, geri gidiyor, yaptığı resimleri getiriyor. İşte dolambaçlı hayat var. Öyle enteresan bir adam ki sürekli yol alıyor. Başka manifestolar, yani bildirgeler yapan sanatçılar grubuna giriyor. Kendisi yapıyor. Blue Rider, Mavi Sürücü diye bir grup yaratıyor. Çok önemli bir gruptur mesela. Yaptıkları resimlerin yapılış biçimlerinden kaynaklı olarak kendilerini mavi öne çıkartarak yapıyorlar. Çünkü empresyonistler biterken ekspresyonistlerle birlikte puantilistler başlıyor o sıralarda. İşte Van Gogh'lar falan son dönemleri. Bunlar birbirlerini etkiliyorlar. Yani bir sanatçı hem puantilistlerin arasında yer alabiliyor, hem empresyonist, hem ekspresyonist birçok gruba girebiliyor. Çünkü birbirlerinden etkilenerek resimlerini yapıyorlar. Yaptıkları resimlerden dolayı da o grubun içerisinde yer alıyorlar, yaşadıkları dönem. 20. yüzyılda artık daha netlik kazanmaya başlıyor. 1870'ten sonra. İşte tam o sırada Vasili Kandinsky, yani yaşını hatırlamıyorum şu an, doğum tarihini. Ama işte Atatürk'e yakın, Atatürk'ün doğum tarihini yakın tarihlerde doğmuş birisi olduğunu varsayalım. Yaşayan birisi olduğunu varsayalım. Avukatlık, hukukçuluğu bırakıp sanata giriyor. Tıpkı bizim Osman Hamdi'nin Paris'te hukuk eğitimi alırken o da aynı döneme ait, yakın döneme ait bir insan. O da etkileniyor bu değişim dönüşümden. Çünkü o değişim dönüşüm artık ilim bilime dönüşüyor. Sanat denmeye başlanıyor. Yapılan şey değerlendiriliyor, satılıyor. Kıymet, yani birileri para vererek, yani işte Papa, Mecidi ailesi şu bu para vererek al yap bu Sistine Şapeli'nin tavanına Michelangelo keseyle altınlar veriyor bunu yap diye. Artık o olmaktan çıkıyor. Sergiyi açıyor, hakkında cümleler kuruluyor. Gazetelerde dergiler artık basılmaya başladığı için öne çıkmaya başlıyor. Kendini iyi hissediyor insan. Yani epistemolojide bundan söz ediyor. İnsanın bir ürün üretip bitirmesi en mükemmel sanatla oluyor arkadaşlar. Siz bir iş alanına giriyorsunuz. Örneğin İsmet Hanım, siz İngilizce öğretmeni emeklisisiniz değil mi? Derse girdiniz, çocuklar size geri bildirim verirlerse siz mutlu olursunuz. Notların ne olduğu önemli değildir aslında. Karşılık verdikleri zaman huzurunuz olur. Bu sürekli olmazsa, yani bu öğretmenlikle ilgili olsun. Hani teknik bir alanda olsun diyelim. İşe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Sabah git, akşam gel. Sabah gel. İşini seviyorsun. Ama final yok. Burada final var. Sonuç var. Tiyatroda sonuç var. Sahnelediğiniz zaman, alkış aldığınız zaman, perde kapandığı zaman sonuç alıyorsunuz. Sinema öyle. Çekimler yapıldı, bitti. Makaralar ayarlandı. Sinemalarda seyirliğe gitti gibi. Kitabı yazdınız. Kitap basıldı, bitti. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben kitap yazıyorum. Ama daha basılmadı. O ruhu yaşayamadım henüz. Kitap basma konusunda ama resim basma konusunda yaşadığım için doygunum. Ne demek anlatabiliyor muyum? Vasili Kandinsky de bunları takmaya başlayınca işin içine giriyor. Tam o sırada Bauhaus okulu kurulduğunda da
Bahaz ekibi onu işe alıyor. Hocalık yapıyor Bahaz'da. Almanya'daki kurulmuş okullar. Üç okul kuruluyor Bahaz okulu. Weimar'da, Münih'te ve Berlin'de galiba. Tam yani Weimar'dan eminim. Orada başlıyor çünkü ilk önce. Mimari olarak başlıyor. Sonra iç mimariyi katıyor. Bütün sanatlar, bütün bilimciler geliyor oradaki sergilere. Birbirlerinden etkileniyorlar. Picasso bir sergi açıyor orada. Sergi açarken Schönberg doğaçlama müzik yapıyor. Tiyatro çalışması var. Orada mim gösteriliyor oluyor. Yani o kadar avantgard, yani öncü çalışmalar yapılıyor ki. Avantgard diye mesela bir akım denir. Aslında bir akım değildir. Avantgard her zaman öncü olandır. Fransızca bir terimden türemiş. Vasily Kandinsky de hep avantgard olan birisi olduğu için Bauhaus'a giriyor. İşte Klee öyle, diğerleri. Ve geliştiriyor kendini. Ve en uzun yaşayanlardan biri o. 40 yıl hocalık yapıyor. Oraya girdikten sonra. 1940'ta mı ne ölüyor? 40'lı yılların başında ölüyor. Yani İkinci Dünya Savaşı yıllarında ölüyor. Vasily Kandinsky. Çok uzun. Bahsettiğiniz eserlerle ilgili ben 3 tane video paylaşmıştım. Hatırlar mısınız? İşleri başlamadan önce. Vasily Kandinsky'nin resimlerinden esinlenerek bilgisayar programlarının içerisinde üretilmiş hareketli şeyler. Çünkü bahsettiğiniz o balerin hareketi imajı var ya, orada sinografik olarak, yani düzlemsel olarak duruyor. Şimdiki program sayesinde buradaki çizgiler, renkler hareket etmeye başlıyor. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Çağ ayak uyduran sanatçılardan bir tanesi oluyor. Onu kullanan kim bilmiyorum. Kimler yapıyor onu bilmiyorum. Yani öğrenmek isterim aslında orayı. Vasily Kandinsky ile daha detaylı bir şey için ben size art terapi sırasında hazırladığım Vasily Kandinsky ile ilgili bir çalışmam var. PDF dosyası, PowerPoint sunum var. Size WhatsApp grubundan atayım. İzleyebiliyor musunuz? Bakalım. Eğer izleyemiyorsanız ben onların resimleri hazır duruyor. Yazılarla birlikte onları ayrıca paylaşırım. Yani kaba bir bilgi. Kaç sene önce? 15 sene önceye ait bir şey bu. Hiç incelemeden, irdelemeden göndereyim size. Bir inceleyin bakalım. Belki ipucu olur. Yani o zamanki kafamla yaptığım bir şey. Şimdi yapsam aynısını yapar mıyım bilmiyorum. Eğer yeterli derseniz size göndereyim onu. O da yeterli olursa, yetersiz olursa daha derinlikli konuşabiliriz sonrasında, tamam mı? Yani çünkü modern resmi Rönesans resmiyle birlikte kavrayarak gidersek arkadaşlar, Rönesans resmi zaten duruyor orada. Doğaya bakıp olduğu gibi yansılama zaten yapılan şey. Zaten yapıyorsunuz. Bunu kattığınız zaman, burada biraz yol alırsak, oraya bakarken yaptığınız zaman, geçen sene Mondrian'ı hatırlamıştı, fark etmişti bazı arkadaşlar. Anımsıyorum. Ama çok güzel çalışmalar çıkarttılar. Yani Mondrian çok zengin bir adam. Vasily Kandinsky gibi, Paul Klee gibi vesaire. Yani onlar doğaya baktıkları zaman doğada kendileriyle ilgili bir şey de görüyorlar. Zihinlerindeki bir şey. Duygu durumu. Onları da katabilmeyi de gösterdiklerinde işte o zaman kendileri oluyorlar. Durup dururken Vasily Kandinsky, Paul Klee ya da Picasso olunmuyor. Picasso Rönesans ressamları kadar iyi. 15-16-20 yaşına kadar. O da 1981 doğumlu. 1881 doğumlu. Atatürk'te yaşıt. Ama 1900'lü yıllara gelindiğinde kübizmi yaratanlardan birisi oluyor. Değişimi o da fark ediyor. O değişim sürüyor arkadaşlar. O değişim sürüyor. Yani binlerce yıldır yapılan şeyleri biz devam ettiriyoruz. Herkes devam ettiriyor. Bütün insanlık. Ama biz daha ileride olanları da yanımıza alarak gidiyoruz. Belki öyle bir zaman olacak, öyle bir şeyler yapacağız ki
ne diyelim, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri çalışmaları adı altında bir grup oluşacak belki. İstanbul'da Kartal grubu diye bir şey çıkmıştı. Bizim okuldan sonra mezun olan çocuklar orada atölyeler açmışlardı. Bir yandan para kazanmaya çalışıyor ama bir yandan da resimlerini yapıyordu atölyenin kenarında. Para kazandıkları şeyler genellikle işte bu cam işi, mermer işi falan filan gibi şeyler. O tür şeylere para veriyor insanlar ama resme vermiyorlar. Her neyse, Kartal grubu diye bir grup çıktı. Her yerde sergi açmaya başladılar. Türkiye'de. Yurt dışına gidip gitmediklerini bilmiyorum. Yani yurt dışına gitmek de çok önemli değil bence. Yani gerçekten çok önemli değil. Umurumda değil artık. Ben bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkenin insanlarını seviyorum. Buranın her türlü negatif, pozitif her şeyini olduğu gibi benimsemeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu kadar yeter. Haftaya görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.